Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, organize sanayi bölgesinde tamamlanma aşamasına gelen bir ayakkabı ve çanta fabrikasında incelemelerde bulundu. Milletvekili Bulut, 6. bölge teşvikleriyle Elazığ'ın yatırım üssü haline geldiğini söyledi. AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. Bulut incelemeleri kapsamında OSB'de ayakkabı ve çanta üretimi için kurulacak tesiste çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi aldı. Milletvekili Bulut iş insanları Gürkan Talo ve Esat Aktaş'ın Elazığ'a hem istihdam yönünde hem de ihracat yönünde ciddi katkıları olduğunu söyledi. Yine çok Elazığ'a katma değer açısından çok büyük katma değer sağlayan hem istihdam açısından hem de Elazığ'ın ihracat oranını rakamlarını yükseltecek, Elazığ'ın ticari rakamlarını yükseltecek düzeyde yatırım yapan iki tane kıymetli kardeşim. Şu anda Gürkan Talu kardeşimin yapacağı tesis de kısa zaman içerisinde bitecek inşallah ki bitmiş fiziki gerçekleşme %90'ın üzerinde. Yarın başladığında ilk etapta 700 kişi direktmen burada çalışacak. Allah yollarını açık etsin. Elazığ'ın kalkınması için sosyal ve ekonomik meselelerin çözümünün önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Bulut, sanayicilerimizin her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz diye konuştu. Ben ilk seçildiğim günde ifade ettim. İki şeye duyarsız kalmayacağım. Sosyal ve ekonomik meselelerine Elazığ'ın duyarsız kalmayacağız dedik. Çünkü Elazığ'ın kalkınması, gelişmesi, büyümesi, ilerlemesi bu iki ana hat üzerine oturmuş durumda. Hakikaten ekonomik açıdan gelişmemiş olan hiçbir yapının büyümesi, kalkınması mümkün değil. O yüzden organize sanayi bölgelerimiz çok önemli, çok kıymetli. Biz de başından beri sanayicilerimiz bize ihtiyaç duyduğunda elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar onların yanında durmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. Bulut, Elazığ'ın 6. bölge teşviklerinden faydalanmaya devam etmesi için çalışmalarının devam edeceğini söyledi. İlk 6. bölgenin çıkmasıyla alakalı çok yoğun bir mücadele vermiştik. Geçen yıl yine süresi bittiğinde uzatacağız demiştik, uzattık. Bu yıl yine 2 yıl süreyle yeniden uzattık. Gönül ister ki bunu kalıcı kılalım. Bununla alakalı mücadelemiz de devam edecek. Çünkü 6. bölgeden dolayı Elazığ bugün yatırım üslerinden bir tanesi oldu. İş insanı Gürkan Talo, organize sanayi bölgesinde en yüksek istihdamı sağlayan tesislerden biri olacaklarını kaydederken, tesisten elde edilen ürünleri 21 ülkeye ihraç edeceklerini söyledi. İlk günden bugüne kadar şu anda organize sanayide başladığımız zaman 700 kişilik istihdamla başlayacağız. Şu an organize sanayide 700 kişilik istihdam çok yüksek rakamlardan bir tanesi. Bakıldığı zaman %95 seviyemize ulaştık ve Allah nasip ederse Şubat ayının ortasında iş başvurularını alıp Şubat'ın sonunda da ilk üretimimize başlayıp bu tesisimiz bittikten sonra yaklaşık 21 ülkeye direkt ihracatımız olacak. Dolaylı yollarla da 45 ülkenin parasını Elazığ ekonomisine sokacağız nasip olursa. Fabrikamız genel itibariyle kapasitesi olarak dünyada 3. sırada. Son yayınlanan kapasite raporlarına incelediğimiz zaman dünyadaki en yüksek Çin ve Pakistan'ı çıkardıktan sonra Avrupa'da dahil en yüksek kapasitemiz Elazığ'da olacak.